Dürri dirseklerini yazanesine dayamış güzel başını iki elleriyle sıkmakta gözlerinden akan yaşlar yazanenin üstünü ıslatmaktaydı. Kardeşi sırrı karşısına geçmiş elindeki mendil ile yeşil çuha üzerine dökülen eşik tesiri silip kurutmaya uğraşıyordu. Akşam güneşinin zayıf ve ihtizazlı ziyası Dürri'nin sarı sırrının siyah saçlarına aksederek Gündüzün nuru ile gecenin zulmeti gibi latif ve hazin bir tezat iraya ediyordu. Mihri kardeşlerine yaklaştı. Dürri'yi arkasından deraguş edip sırma saçlarından öptü. Dürri hemşiresini görünce sevinçle haykırıp boynuna sarıldı. Tesiri bekaye tahvil etti. Mihri, nen var Dürricim, niçin ağlıyorsun diye sual etti. Sırrı, Dürü'nün sükutu üzerine, Büyük abla, iyi ki geldin. Dürü ablamı da senin gibi başka yere gönderecekler. Mihri, sana bunu kim söyledi? Sırrı, işte Memnune Hanım. Ah şu fena kadını, hiç sevmiyorum. Sırrı'nın gözlerinden yaşlar boşandı. Mihri o tıfır rakındarı kucağına alıp teselliye şitab eyledi. Büyük ablası gelin gideli sırrının neşesi kaçmıştı. Bir ay zarfında zavallı çocuğun sararıp soldu. Herkes tarafından fark ediliyordu. Bu defa küçük ablasının da aşiyane pederden, baba yuvasından gönderileceğini işitince Gadri tezahit eylemişti. Mihri hemşiresini sorguya başlayıp, Dürri doğrusunu söyle, içine ağlıyorsun? dedi. Dürri beni muhalis bey verecekleri için cevabını verdi. Mihre iyi ama bunu sen istemişsin. Dürri hıçkıra hıçkıra ağlayarak ablacığım ablacığım o hain memnunenin bu bühtanlarına sen de mi inanıyorsun? Mihri sırrıya gözüm nuru. Hadi odana git oyna bizi biraz yalnız bırak dedi. Sırrı gittikten sonra Dürri ile iyice konuştu hemşiresinin masumiyeti hakkındaki mütalasında yanılmamış olduğuna kes bir kanaat eyledi. Mihri aşağıdaki salona vadet ettiğinde meselenin artık gizlenmesine mahal kalmadığını pederine ifam edip Memnunen'in melanetini meydana çıkardı. Fevziye Hanım, bu kadın benden ne istiyor bilemiyorum, anlayamıyorum. Hele dürri gibi masum bir çocukla ne alışıverişi var? Demesi üzerine Mihri, valideciğim, bunda anlamayacak ne var? Sizi büyük vademe çekiştirdikçe Fatine Hanım'dan atiyelere nail oluyor. Dürri için alacağını aldı. Daha da almak ister. Memnune bu iftirada bulunmasa Mühlis Bey'e söz vermeyecektiniz. O zaman o da elmas yüzüğü parmağına takamayacaktı, dedi. Mihri'nin bu doğru sözleri alkışla kabul olundu. Ertesi gün Cedid Bey Zelali Bey'in hanesine gidip kerimesi Dürri Mühlis Bey istemediği cihetle verdiği sözden Nikul ettiğini tebliğ eyledi. Az kaldı Memnunen'in yüreğine inecekti. Nasıl ise yine hanımefendinin damarına girip Mühlis Bey için merhametini talep etti. Cevabı reddin üçüncü günü Mühlis Bey'in vadisi Hanife hanımefendi Memnunen'e de mahiyetlerinde olduğu halde Cedid Bey'in hanesine gidip Dürri Hanım'ı tekrar talep ettiler. Fevziye Hanım Dürri istemiyor deyince Hanife hanımefendi hiddetle kızını hitap edip bir karış çocuğun lafı mı olur? Alemin evladına kanına mı gireceksiniz? dedi. Öteden feraset bacı söze girişerek, Hanımcığım, alemin evladını düşünüyorsunuz da kendi evladını sayılan torununuzu niçin bu kayı etmiyorsunuz? Onlar da oğlumuzu istiyor diye bizim kızımızın adını çıkarıyorlar. İşte ne kız istiyor ne de babası veriyor deyip kesti attı. Hanife hanımefendi mülayemetle kuzum Fevziye. Şu kocana meram anlat. Sen yine söz anlarsın, dedi Fevziye. Eğer bugün Dürriye'yi, Şeci Bey isminde birinin nişanlamamış olsaydık, emrinizi ifaya çalışırdım. Ne çare ki iş geçti. Cevabını verdi. Memnun'u her ne kadar bu bozgunluğa keder ettiyse de, bahşişlerle şu elmas yüzük yanıma kar kaldı ya, mütalasıyla müteselli oluyordu. Birinci kısmın nihayetinde Hanife hanımefendinin bütün dal kavukları kapı dışarı etmiş olduğunu söylemiştik. Bunlardan genç olanların kimi kocaya varmış, kimi diğer bir kapıya yanaşmış, bazısı da kılavuzluğa ve hizmetçi dellallığına kalkışmıştı. İçlerinden Memnune ile Zevki'ye pek bir çare kalmışlardı. Memnune, Fatina hanım bizi tekrar konağa aldırtır ümidiyle Zevkiye'yi de birlikte alıp hanesine çekildi. Heyhat, Ümidi boşa çıkmıştı. Zira kendilerinin asıl istemeyen Fatina Hanım olduğunu haber aldı. Zevkiya gerek mütekit beyin vefatı acısıyla gerek parasız pulsuz meydanda kalması sebebiyle hastalanarak yatağa düşmüştü. Memnune Hanım'ın oğlu anasının başına gelmesinden zaten bizar iken Zevkiya'yı hiç istemedi. Bizim nemiz oluyor ki bakacağız efendilerine gönderelim diyerek biçare ihtiyareyi bir hamalın arkasına verdi. Zelali bir efendinin hanesine götürüp bıraktı. Hanife hanımefendinin merhameti galip idi. Eğer kendine kalsaydı zevkiyayı kabul ederdi. Ne çare ki konak içinde icra-i nüfuz eden Fatina şu bunak baş bir bi karıyı alsınlar hastaneye götürsünler. Emrini verip İyi ve kötü bunca yıllık emektar olan bacısını hastaneye izam etti. Memlune de diğer tarafta oğlunun vekaletinin işkencesi altında eziyet çekiyor günde bin defa ölümünü temenni ediyordu. Hizmetçi kolculuğu eden sabık dalkavuklardan biri Cedid Bey'in hanesine bir hizmetçi getirmişti. Feraset Kalfe Memnune'nin halini anlattı. Bunun üzerine Feraset bacı, Bevziye Hanım'a müracaat ederek ondan aldığı yüz kuruşla Memnune'yi görmeye gitti. Memnune'nin sağ tarafına felç isabet ederek mağdül bir halde kalmıştı. Zavallıya hiç bakan yoktu. Biraz şikayet edecek olsa oğlundan tokadı yer. Gelininden de türlü hakaret görürdü. Feraset Memnune'nin oğluna nasihat edip gelinin de azarladı. Memnune kendisini sık sık aramasını ferasetten niyaz etmişti. İkinci defasında Mihri Hanım bacısıyla birlikte gelerek bir miktar sadaka getirdi. Aman Memnune'nin duasını işitmeli. Bütün gün büyük nenesine çekiştirerek gözden düşürdüğü Mihri'yi şimdi balaya çıkarıyor. Melekleri emsal tutuyor. Bir zaman melekler derecesini göstermek istediği Fatina'yı da yerin dibine geçirerek şeytanlara akran ediyor. Nihayet o maymun suratlı kızı, o çingene ahlaklı Fatina'yı Allah güldürmesin koca yüzüne hasret kalsın, genç ölümüne uğrasın. Beddualarını da ilave etti. Mihre, Memnune Hanım, rica ederim bir daha bu sözleri söyleme. Zira inkisar haramdır, demişti. Söz zevkiye bacıya intikal edince Memnune onun hal permelamını feci bir halde nakledince Fevziye Hanım, kızım Zevkiye Hanım ne kadar fena olsa senin bacın benim de eski kalfamdır. Onun hastane köşelerinde can vermesi şanınıza yaraşmaz. Eğer beyin istemez ise bana izin ver. Bir oda kiralayıp kalkmama bakayım dedi. Gece Cedit Bey'den sorulunca Cedit Bey fevziyeci Nasıl istersen öyle olsun. Zevkiyayı sevmesem de sürünmesini mensup olduğun familyanın şerefine bir ayıp at ederim. Cevabını verdi. Feraset de Zevkiya'yı gizlice beyin hanesine getirdi. İhtiyarenin pek az müddet yaşayacağı halinden anlaşılıyordu. Şeci Bey Almanya'ya gitmeden nikahlarının icrasını istirham eylemişti. Dürri nikahlandığı gün hanife hanfendi orada Zevkiya'yı görünce meraklanmıştı. Birkaç kuruşta kendisi ihsan etti. Fatina bundan delgir olarak hanım nenesini feraset kalfa aleyhine teşvik etti. Nikah akşamı güzel güzel konağına avdet eden valide hanım kelimesi Fevzi hanımla bir dargınlık çıkardı. O feraset olacak cadı. Sen de oturdukça evine gelecek değilim. Zevkiya karıyı bana nispet mi senin evine getirmiş diyordu. Bir daha demiyordu. Fevziye validesinin ahlakını bildiği için sükut ederek yine validesini ziyarette kusur etmiyordu. Bundan 25 gün sonra bir sabah Zevkiya canım şunu istiyor bunu içim çekiyor diyerek yemediği şeyler kalmadı. Hamiyetli feraset ihtiyarlamışsa da hala kuvvetli ve dinç bulunduğundan kalkasına bizzat bakıyordu. Zevkiya şu son günlerinde daha kendisini bırakmayan Kötü ahlakını mezara kadar götüreceği çehresindeki asık yüzünden sarhoş oluyordu. Verasetin hüsnü, hizmeti, kalfasını memnun edemediği gibi tenzifat ve tathiratı da oda da derununda münteşer olan geriye bir kokuyu izale edemiyordu. Gözünü çırpınarak bağırarak lanetler okuyordu. Fevziye Hanım odasına girerek nesai müyesserane teskiğine çalıştı. Fayda vermedi. Bu haykırıp bağırma birkaç saat devam edip Bade teslimi ruh etti. Feraset aman Allah'ım sen cümlemizi böyle olmaktan hıfzet duasını ederek kalfası kapıdan çıkarılıncaya kadar onu terk etmemişti. Memnuniye Zevkiya'nın vefatı ve Cedid Bey'in hakkında icra ettiği insaniyeti nakli olunduğu zaman Zevkiya Hanım'a ne mutlu. Temiz pak kaldırılarak şu dünyanın çirkabından kurtuldu. Darası tez günde benim başıma. Oğlum ve gelinim gibi hainlerin elinde günde bin defa ölmektense geberip kurtulmak elbette hayırlıdır diyerek zevkanın vefatına gıpta etti. Cenab-ı Hak birine sekil bir ölüm ile diğerine o sekil ölüme gıpta havan olmakla mecazat buyurmuştur. Beşinci baptaki vaat sabıkımızı ifa için şimdi de Muharer'in tamamıyla mesut olamadığından bahsedeceğiz. Mihri zevciyle bahtiyar olup bütün konak halkı tarafından da sevilmekteydi. İzdivacından birkaç ay sonra müeyyit bey, Mihriciğim Allah bize bir evlat verse de saadetimiz tamam olsa temennisiyle başlayıp zaman geçiyor. Mihri de saadet hallerini tamamlamaya becerikli olamıyor. Müeyyidin de neşesi kaçıyordu. İzdivaçları bir seneye, Reside olmuştu ki Cedid Bey damadına ve kızına tebrik nameler yazdı. Müeyyit onları okuduktan sonra meyusane söze başlayıp görüyor musun Mihri bir sene olmuştu hala sözlerini ikmal edemedi. Çocuklar gibi ağlamaya koyuldu. İki senenin hitamına bir iki ay kalmıştı ki Müeyyit Bey'in bir evrada nail olmak arzusu bir merak hükmünü almıştı. Bu cihetle zevc ile zevce arasındaki sürur ve saadet muhtel oldu. Mihri zevcinin bu merakından pek bizi arkalıp bir gün ne yapayım Cenab-ı Hak bana evlat vermiyor. Hamdimi sana bağışladım. Bir evladın olduktan sonra çocuğunu alır validesini çırak ederiz dedi. Müeyyit bu sözleri latife zannetmişti. Akşamüstü Haydarpaşa'daki köşküne avdet ettiğinde Zevcesini bulamayınca selamlığa çıktı. Badel taam saat 3'e geliyordu ki odasına girdi. Bir de ne görsün. Masanın üstünde Mihri'nin el yazısıyla yazılmış masruf bir kağıt. Hemen açıp kıraat etti. Mektubun meali şu idi. Benim efendim pek haklı olduğunuz bir husustan dolayı cariyem hendemi size hibe ettim. Ben bir hafta kadar pederimin hanesinde kalacağım. Müeyyit mektubu okuduktan sonra dona kalıp hayretinden kağıt elinden düştü. Nihayet hayreti çılgınlığa karıp bir hale müptel olduğundan o da içinde deli gibi dolaşıp Aman ya Rabbi ben melek gibi mihriciğime kıyıp da ihanet edebilir miyim diye söyleniyordu. Bu söylenmeler hüngür hüngür ağlamakla neticelenip Cedid Bey'in hanesine kadar gitmeyi kurdu saatine bakarak iyice geç lakin zarar yok bu gece burada kalmaktansa denizlerde boğulup gebermek evladır deyip acele sokağa çıktı kendisini takip eden bir hizmetkâra sana ihtiyacım yok köşk'e dön benim gece İstanbul'a indiğimi sakın haremden soran olursa haber verme validen merak etmesin komşuda kaldı de tembihatını verip iskeleye indi büyücek bir balık kayığı bulup sana istediğin kadar bağışış var çabuk İstanbul'a dedi. Cedid Bey Mihri'yi görünce Müeyyit Bey için birlikte gelmedi? Bu şimdiye kadar vuku bulmamış müsnesna bir hal diye birçok sualler irade eylemişse de bir hafta kadar bana izin verdi. Kendi de sonra gelecektir. Cevabından gayrısına desteraz olmamıştı. Usulca Fevziye'ye galiba dargınlar dedi. Mihri bu sözleri işitmemezliğe geldi. Mihri'nin mahzunluğundan hane halkın hepsi erkençe yatak odalarına çekilmişlerdi. Mihri uyuyamıyordu. Pencereleri sarsan son bahara mahsus dehşetli boranın aynını da kalbinde his ediyordu. Birkaç saatler devam eden fırtına hızlı bir yağmurla sükunet buldu. Mihri'nin gözlerinden boşanan kaynar yaşlarda tadil tesirine medar oldu. Biraz sonra kulağına derinden derine kapı çıngırağına meşabe bir sada geldi. İlk önce ehemmiyet vermediyse de bu sadağının pek çok defalar tekrarını işitince yataktan fırlayarak bacısının odasına gitti. Kapısını aradı bacısı uyanırken sırrı duyanmıştı. Üçü birlikte aşağı indiler. Orta kapı yuva uğrarak hizmetkarı güç bela kaldırdılar. Sırrı vay enişte beyim gelmiş diye haykırdı. Bu gürültülerden uyanan Cedit Bey ile Fevziye Hanım da aşağı inmişlerdi. Kayınpeder damadını sır sıklam olmuş ve yarı mecnuna dönmüş bir hali perişani de görünce telaşı zail olup gülmekten kendini alamıyordu. Mama Mihri'nin ahlakını bildiği için damadını uzun uza diye istidaka lüzum görmeyip odalarına çıkmalarına müsaade etti. Mihri müeyyedin ıslak libasını çıkarırken Bey bu ne hal? diyordu. Müeyyet ne olacak iki gözüm? Sana sormalı az kaldı gark oluyorduk. Ah mihri! Yalnız deniz suyuna gark olmayacaktım. Zira gözyaşlarım beni boğmaya kafiydi. Mihri! Bunda ağlayıp sızlayacak bir şey yok. Mesele senin bir evladın olacak. Ben de ona validelik edecektim. Müeyyet! Zevcesinin dizlerine kapanarak bu arzu ve hevesinden dolayı beni affet. Ben sana hiyanet etmeye müktedir değilim. Eğer sen de beni seviyorsan bendeki bu arzuyu bir illet olmak üzere kabul et de münasebetsiz sözlerimden mana çıkarmaya kalkışma. Müeyyet Bey ertesi günü zevcesini alarak köşküne avdet eyledi. Kayınvalide hanım oğluyla gelini arasında bir dargınlık gelip geçtiğini sezmişse de ne olduğunu anlamamıştı. Hasbel insaniye sorup meydana çıkarmak da istemedi. Mihri zevcini daha ziyade sevmeye başladı. Muhabbeti arttıkça gül yüzü soluyordu. Çünkü zevcinin bu elemde sıhhatine dokunuyordu. Bir ay sonra Şeci Bey iki seneyi tamamlayarak İstanbul'a avdet etmişti. Cedit Bey cemiyet tedarikine başladı. Bir ay sonra Dürri köşeye oturtuldu. Mütekit Bey ile Muhsine Hanım'ın zaman matemleri iki seneden beri gelip geçmişse de Fevziye Hanım kendi hanelerinde olacak bir cemiyete çalgı getirtmeyi münasip görmedi. Yoksa hallerine göre kızlarına kibarane bir cihaz vermişler. Ellerinden geldiği kadar da düğüne gelenlerin eksiksiz ve tam olması rahatına çalışmışlardı. Davetliler meyanında birkaç kibar madamlar da bulunuyorlardı. Fatina Xeria Düri'nin yanında oturan bu madamlara sokuluyor. Öğrenmiş olduğu birkaç Fransızca kelimeyle baş yarıp göz çıkararak konuşmaya yelteniyordu. "Vay o mutasıp hanım, nenenin sevgili hapidesi Fatina Fransızca öğrenmişti ha? Evet, ama onu söyleşmesi söyleşmek değildi, de adeta lugat paralıyordu." Madamlar Fatina'ya hayran olmuşlardı. Fatina da onların bu hayranlığını kendi talakat lisaniyesine bahusuz doğumundaki mükemmeliyete atfedip Fransızca ifham edemediği meramını elleriyle tarife çalışarak bir düzeye oturduğu kanepeden karşı kanepe yer değiştiriyordu. İlk bu şımarık hallerine madamlar büsbütün mütmecep oldular. Biraz da malumat kuruş ve süslü fatinacığımızın ne yolda gitmiş olduğunu anlatalım. Lakin biz bunu iki kelimeyle anlatamayız. Evvela Mihri Hanım'la aralarında caykır olan dargınlıktan bahsetmeliyiz ki matlup bahasıl olsun. Fatina Muhsine'den intikam aldığı günden beri Mihri ile dargın bulunuyordu. Her ne kadar Fatina arsız mizaçlı olduğu için bugün kötü kelimeler kullanarak kavga eder. O gün barışmak isterdi. Lakin Mihri nizayı nezaketle eder, kinciliği de metanetle tutardı. Bunun için Fatina'nın yüzsüzcesine olan tebessiz ve tebessümlerini Ender tahkiriyle reddediyordu. Fatina, Mihri'nin hali zamandır devam eden bu hallerinden kudurmuşa dönüyorsa da cehalet ve kabalığı hasebiyle onu küçük düşüremiyordu. Fatina sabri beyden kat'i ümit edip yeni bir talibin zuhuruna müteakip bulunuyordu. Ah Memnuni Hanım olmalıydı ki bir Sabri Bey daha yakalasın. Halbuki Memnuni kocayarak işe yarayacak bir halde olmadığı için Fatina'nın gözünden düşmüş, bir köşeye atılmıştı. Şimdi ise Fatina kız arayanların birçoğundan evvela piyano çalar mı, Fransızca bilir mi suallerini işitiyordu. Demek ki bir koca bulmak için mutlaka piyano ve Fransızca öğrenmek lazım geliyor. Fatine bu suali kendi kendine irade ederek yine... Bizzat evet cevabını vermişti. İşte iki sene müddet piyano ve Fransızca'ya devam etti. Az öğrendi, çok göstermek istiyordu. Ey hat, ey kıraat! Şarlatanlık herkese yaraşmaz. Bazı insanlara yaraşır. Zavallı Muhsin'e yeterli olup, Alafranga kibar aleminde doğup büyüdüğü için şarlatanlığında bile bir nezaket vardı. Mütfetin zevatla düşe kalka bir melekeye malik olmuştu. Fatina ise Fransızca'yı pek adi ve cahil bir kadından öğreniyordu. Mihri'yi hiç çekemediği için düğüne yapındığı elbiseyi öğrenmek merakına düştü. Nihayet öğrendi. Rengi eflatun. Kumaşı saten lokus imiş. Muallimesi ha anladım. Eflatun yarım yastır. Mihri hanım tam alafranga imiş deyince Fatina da düğünlük elbisesini aynı renk ve cinsten iştira eyledi. Muallimesi gibi kaba ve bir şey bilmeyen terzisi de fikir beyan etmeyi Fatina'nın tarifi üzere elbiseyi dikti. Fatina hanımın tuvaletini şimdi anlatacağız. Eflatun renkli kumaş üzerine sarı terli harçlar, beyaz gayet ekli dantelalar ve beyaz tonlarla Mezin bir libas fahri ki Fatina hanım giyinip kuşanınca azimetle salındığı kadar yeri var. O tonlar ve dantelalar arasında şaşa endaz olan ekli eflatun beyaz ve mayi kordelaların arz ettiği manzarayı zarife bakanları meftun ediyor. Terzi eflatun ile beyaz neyse ne ama mayi kordelayı koymayalım demişti. Fatina buna hanım nene razı olmadı. Aa karı sen beni dinle. Fatinacığım okumada giyinmede birdenbire feyz aldı. Sonra nazar diğer karışma ha. Bir daha buraya gelemezsin. Deyince Terzi'nin böyle yem yeri ettiği bir konaktan mahrum olmak hiç işine gelmedi. Zararı yok. Mayhu eflatına pek yaraşır diyerek Fatina'yı da ikna etmişti. Gelelim başının tanzimine. Saçları modaya muvafık olarak kaldırılmış biri Eflatun diğeri beyaz iki büyüyecek ton başına hotuz gibi takılmış. Onların üstüne ağır bir diyadem. Diyademin üstüne de renk amiz çiçekler fakat bu çiçeklerin içinde mavi kırmızı ve yeşil renkli çiçekler mevzuliyetle mevcud idi. ve Cordela faturası boncuk ve çiçek listası. Ad olunmaya şayan olan eşkal Batina'nın etvar menfuresine muzdam olan hadsiz ve hesapsız terahati, dünyada insanlar içine müsnesna tabiat olanlarda bulunduğunu ispat ediyordu. Hele çehresindeki müstekre boyaları nasıl tarif edelim? Alafrangalıktan zeam ile yüzündeki allıklı beyazlıklı düzgünlere hiç şüphesiz bir katı pudra da ilave etmiş kaşına ve gözüne şekil, diğer verdiği sürmeler rastlıklar ile uzun eksiz simasını tezin yerine rezil etmişti. Yazı boyadan turuncu bir renk çürük dişler nes şekil ve keriye bir manzara erayi ediyordu. Fatina'nın gerek tahsil ve gerek tezin cihetiyle sarf ettiği bunca emekler boşuna gitmişti. Zira kendisini isteyen değil yüzüne bakan bile yoktu. İstihza için bakanlar pek çoktu ya Fatina gelen odasına çıkmıştı ki bir iki dakika sonra Mihri girmişti. Mihri'nin elbisesi Fatina'nın aynı renk ve kumaşından ise de tezinatı yalnız pek ağır bir siyah tülden ibaretti. Elbisesindeki sadelik etvarındaki kibarlık ondaki meziyetlerin halike olduğunu ilan ediyordu. Madamlardan biri Fransızca aman madam müeyyed şimdi buradan çıkan o maskara kimdi diye sual etti. Diğer madamlar da bu suali tekrar edince Mihri bir durdu. Madamlardan en nekresi. Ben onu adeta palyaça sandım dedi. Fransızca bilen bir hanım gülmekten kendini alamayıp o madam müeyyidin dayızadesidir deyince madamlar mahcup oldular. Mihri de mahcup olmaya değmez. Zavallı dayızadem Bedla'nın biridir dedi. Müceddet hanım akşama doğru izdiham dağıldıktan Sonra Dürri'yi görmek için gelmişti. Tepeden tırnağa kadar siyah puş olan bu kadının yüzündeki hüzün azim yalnız kıyafeten değil kalbendeliği bas mateme bürünmüş olduğunu ilam ediyordu. Onu gelinin yanına oturttular. Birader zadesini temaşa için gözlerini kaldırdı. O hun alut didelerden buşanan acı yaşlar betbah kadına hiçbir şey göstermedi. Mütebessim gelinin de hissiyat ve rikkat avranesi galayına gelip hüngür hüngür ağlamaya başladı. Müceddet Hanım hemen kendini başka bir odaya atmaya muvaffak olduysa da hele canını galebe edemeyip bayılıyordu. Sofada bu halleri temaşa eden Hanefi hanımefendi homurdanarak Allah Allah benim canım yok mu ayılıp bayılacak adam düğüne gelmemeli. Tek Fatinacım üzülmesin diye gözyaşlarımı göstermiyorum.'' Fatina'nın kokonalarına bile ses çıkarmıyorum dedi. Orada bulunan Mihri, evet ama sizin sevgili bir torununuz var da onun için kuvvetli bulunarak gayret ediyorsunuz. Fakat zavallı halıcı mı başka evladı var mı? diye söze karıştı. Büyük valide, aa bana Fatinacığımı çok mu görüyorsun? Yanı başında henüz ispatı vücut eden Fatina atılarak, ah hanım neneciğim beni çekemeyen hep o Mihri hanım değil mi? Mihri Fatina'ya bakmayı bile tenezzül etmeyi bakarla. Hanım nene Allah'a şükür ben o kadar bahtiyarım ki başkalarının ikbalini çok görmeye vaktim yok. Fatina Hanım nene yalan söylüyor. Horozlar gibi söz söylüyor ama yüzündeki sarılıktan rahatı olmadığı belli. Hiç ben bunları yutar mıyım? Hanife nene Sağ iyi, Fatina sai, O horozlar gibi öterek herkesin tepesine çıkmak ister. Mihri kendisini zapt edemeyip gülmeye başladı. Büyük vade büsbütün öfkelendi. Sofaya henüz gelen Fevziye'ye hitaben, Fevziye gel gel de şu terbiyesiz kızına meram anlat. Benimle eğleniyor dedi Fevziye. Aa sizinle eğlenmek onun haddi mi ne olmuş diye istifsar made ettik de münazaanın hanım halaya sahabetlerden ileri geldiğini anladı. Tatlı bir seda ile valideciğim zavallı mücedet hanım acıklıdır ne yapsın Herkes sizin gibi gayretli olabilir mi?" diye bahsi kısa kesmek istediyse de Valide Hanım Mihri'den öfkesini alamadığı için tezkin hiddet edemeyip "İlahi fezi, ne yapacak kocası gibi yapsın. Geçen gün ziyaretine gittim, kızını aklına bile getirdiği yok. O görümcen olacak karıyı görmüyor musun? Hala alafrankalıktan geçemedi. O ne öyle? Kokanalar gibi siyahlar giyinmiş. Kızın acıyorsa Ruhunu şahit edecek şeyler yapsın. Hem öyle kızın nesini acımalı? Ayıbını yer örttü dedi. Mihri Muhsine gibi bir kıza bütün alem acıdı. Ama o alem içinde taş yürekli insanlar da bulunur ki onlar acımazlar. Büyük Valide Mihri'ye azubane bakarak Dal evesi karı sana laf yetişmez. Her sözüme karışmasana kaynanan başına büyük teller takınsın. Mihri'nin büyük görümcesi bu sözden alınarak teller takılmaya hacet yok Mihra'nın bizim başımızın tacıdır deyince hepsi sükut etti. Dürri izdivacının dokuzuncu ayı bir kız dünyaya getirdi. Müeyyet Bey bu haberi alınca pek mahzun olmuştu. Dürri'yi görmeye gittiği zaman çocuğu kucağına almadı. 8 ay sonra Dürri mini mini tombul kızını eniştesinin dizleri üstüne bırakarak enişte bey Kızımı sevmiyor musun diye sual etmişti. Müeyyit çocuğu geri vererek severim ama bizim çocuğumuz olmadığı için nazarım değmesin diye korkarım cevabını vermiş ve gözlerinden akan yaşları gizleyememişti. Fevziye kızıyla damadı arasında icrae hükmeden garip bir mamumiyetin neden tevellüt ettiğini bu defa keşfeyledi. Fevziye oğlum inşallah sizin de yakın vakitte çocuğunuz olacaktır. Mihri henüz 20'sine bastı. Bazı genç kadınlar 20 yaşına beklerler. Deyince Müeyyit "Himmetinizi kabul ettim." diyerek kayınvalidesinin ellerine sarılıp öpmeye başladı. Bundan sonra Fevzi Hanım'ın tertibi üzere Mihri kabledere müracaat etmiş birçok ziyaretlere giderek dua eylemişti. Bir sene böyle mühürür etti. Artık Fevziye de Mihri de kat iyi ümit etmişlerdi. Mihri izdivacının 5. seneye devrinden sonra hastalanarak yatağa düştü. Bu havadis en ziyade Fatine Hanım'ın hoşuna gitti. Hanım nene de işte böyle geberip yatağa düşünceye kadar çalıştı. Edepsiz kız. Hulusuna göre Allah onu evlat yüzüne hasret koydu diye ilan meseret edebilirdi. Fakat onların bu meseret zalimhaneleri 3 ay sonra tabiplerin hamiledir demeleri üzerine Mübtel hüzün ve elem oldu. Kaderi Mutlak Hazretleri Mihri'nin sabır ve tahammül ve hüsnü imtizacını iyi geçinmesini mükafasız bırakmadı. Hem de iki katlı bir mükafat. Mihri'nin hamileliği dokuz ayın hitamına reside olmuştu ki Cedid Bey'in hanesinde Zelali Beyefendi ve küçük damat ve toplanıp müzakerede bulunuyorlardı. Yanlarında büyükler gibi edibane bir halde oturan Sırrı Bey'i de unutmayalım. Fevzi, Dürri hanımlar daha geceden müeyyet beyin konağına aldırılmış olduklarından erkekler de orada toplanarak bir hayırlı haber bekliyorlar. Bazen de gitsek de hekim lazım ise icabına baksak mülahazasında bulunuyorlar. Fakat sırrı sakın ha annem tembih etti gitmeyiniz nasıl olsa o bize haber gönderecektir diye onları men ediyordu. Sırrı o zaman 13 yaşını bitirmişti. Sarı, benizli, iri parlak gözleri minik, imtizaç hazen yanesi çehresinde ruhani bir letafet asıl etmişti. Sırrı validesini andırırsa da onun gibi kavi elbine ve mütebessim olmayıp mamum tavırlıydı. Tabipler çocuğun sıhhatinden daima endişe ederler. Fevzi de onu pek çalıştırmak istemezdi fakat sırrı ta 5 yaşındayken eline kitabı almış bir daha da bırakmamıştı. İstidadı tabi ise seneyle mütenasip olmayacak derecede onu sahibi malumat etmişti. Mihri de sahibi zekavet ise de sırrı hiçbirine karşılaştırılır değildi. Şiddeti zekası ve hazır cevaplığı büyükleri bile duçar vele ediyordu. İşte sırrdaki hasail, ve alim ve mütefennin zevatın meclis mesahabelerinde bulunmak akındar ve liyakatına onu nail etmişti. Bunlar kemali tefekkür ve endişe ile ve kavi hale muntazır iken Müeyyit bey perişan bir halde paldır küldür odaya giriyordu. Yaka paça bir taraf olup başında da fes yoktu. Bir kat versin kana ve işlemeli terlikler ayağındaydı. Zira onları mihre eliyle işlemiş olduğu için eski püskülüne bakmayıp ayağından çıkarmazdı. Pederler telaş ve heyecanla aman bir felaket mi var diye istifsar keyfiyet ettiler. Müeyyit kendini bir sandalye üzerine atıp felaket melaket yok müjde var müjde diye haykırdı. Şeci bacanağını tebessümle süzerek birader bu haliniz nedir? Müeyyit sevinçten pederler canım bizi merakını öldüreceksin söylesene ya. Müeyyit yavaş yavaş ben bu saadete ancak beş seneden nail oldum. Sırrı. Öyleyse pederlerimizde de beş saat teşhiti versinler. Müeyyit. Çok yaşa evlat. Şeci. Birader benim bile sabrımı tüketiyorsun. Müeyyit. İşte söylüyorum. Saatine bakarak. Şimdi saat dört bundan üç şeyrek evvel. Cenab-ı Hakk'da hamd ve senalar olsun bir kızla bir oğlumuz oldu. Mihri iki cariyesini validemde konaktaki bütün cariyelerini azat etti. Ben de on kurban kestirdim, sonra buraya can attım. Bu müjdenin üzerine sevindiler. Zelali Beyefendi, büyük neneniz kim bilir ne kadar memnun oldu, dedi. Müeyyed, o bizde değil. Galiba bizim validemizin konağı da haber göndermişti. Zelali Beyefendi sıkılarak, evet dün gece bize de haber geldiyse de Fatina birdenbire hastalanınca onu bırakamadı. Fakat bu sabah mutlaka size gidecekti. Ben erkenden buraya geldim. Müeyyit. Belki Fatine hanım iyi olmamıştır. Sırrı. Yani Fatine ablam iyi olmak istememiştir. Sırrının bu sözüne hepsi güldüler. Sonra Mihri'yi de ikiz çocukları da görmek için Müeyyit Bey'in konağına gitmeye davrandılar. Muzip ve şımarık Müeyyit sevinçle yarı aklını kaybetmişti. Pederleri alıkoyarak Durunuz, öyle acele etmeyiniz. Mihri'yi görmezden evvel sizden bir nasihat isterim. Malum ya, bizim valide gayet sofu. Ben de alaparangalığa oldukça meyalim. Çocuklarımı nasıl terbiye etmeliyim? Bana öğretmelisiniz. Benim gibi genç yaşında pedersiz kalan bir mahtuma sizler pederlik etmelisiniz, demişti. Zelali beyefendi derinden bir ah ederek oğlum, evlatlarını cin ve perilere inanacak bir halde alıştırma da Nasıl istersen öyle terbiye et. Benim canım yandığından herkese bu nasihatı veriyorum. Şeci Bey gözleri dolarak zavallı peder. Sırrı ismi Şeci. Seleni Şeci. Fakat kalbi pek rakik. Nedir o biliniz. Cedid o ne oğlum bilmece mi söylüyorsun? Sırrı evet efendim bilmece söylüyorum. Manası bizim enişte beyin kendisidir. Cici Bey güldü. Müeyyed Cedid Bey'e hitaben. Peder sizin nasihatinizi alamadık. Cedid. Şu hazır cevap çocuk mani oldu. Bana kalırsa çocuklar hakkında eski usul terbiyeyi tavsiye edemem. Hemşire Zadem'in duçar olduğu felaket üzerine şimdi tamamıyla alafranga terbiyeyi hiç de caiz görmüyorum. Şeci, peder, nasihatinize ben de muhtacım. Müeyyit Bey henüz bugün peder olmak saadetine masar oldu. Ben ise bu saadet iki sene evvel nail olduğum halde kızımın usulü terbiyesini düşünememiştim. Cedid bir müddet tefekkürle her ikinize de iyi bir nasihat vermek isterim. Fakat söyleyecek söz bulamıyorum. Beni bu bapta ben de mütereddidim. Damatların ikisi birden. O halde ne yapalım? Mubahise sohbet buraya kadar gelmiştik, ki latif ve ince bir ses. Hayrel Amurastaha hadis-i şerifini makamlı okudu. Hepsi hayretle sırrının yüzüne baka kaldılar. Cedid, ha söylemek istediğim sözü sırrı buldu. Çocuklarınızı ne Alaturka ne de Alapranga büyütünüz. İkisi ortası terbiye ediniz. İlk terbiyeyi validelerini terk ediniz. Evvel valideleri ki bütün etfale çocuklara muydil olmaya layık ve şayan bir surette büyüdüler. Onların kalbine terbiyenin asıl ve esasını fevziye gibi dindar ve faziletperver bir kadın regz etti. Ben de evlatlarımın fikrini ilim ve fununla tenvir ettim. Matlup hasıl oldu. Şeci Bey sırrıyı göstererek işte bir numunesi daha Cedit Bey, evet sırrı gecelerini Mensur Efendi gibi Fezai Semat bir muallimin talim müşidanesine tahsis etti. Sırrıya, aferin oğlum. Akıl ve zekavenin sayesinde hem bizlerin müşkülattan halas ettin hem de zeka ve ferasetinin derecesini göstermiş oldun. Ne istersen sana ben alayım. Müeyyed, sırrı bey söyle bakalım. Ne istiyorsun? Mükafatın alasına müstehak oldun. Şeci, evet hakkıdır. Bizler bile acizane kendisine bir şey takdim etmeliyiz. Zelali beyefendi, oğlum benden de bir şey iste. Sırrı vakurane. siz bana şimdi iki hediye verdiniz. Başkasına hacet kalmadı. Cedit. çocuk sayıklıyor musun? Sırrı, hayır efendim ciddi söylüyorum. İzah edeyim de sayıklamadığımı teslim edersiniz. Birinci hediye, validemi ve hemşirelerimi takdir etmenizdir. İkincisi, bana söylediğiniz aferinlerdir. Ben hediyelerimi aldım. Başka bir şey istemem. Sarının bu sözlerine cümlesi hayran olup, izdiyat, çoğalmak emriyle ileride feyziya olmasına dua ettiler. Zelali beyefendinin şu sözleri de, terbiyeyi etvale ait üç hikayenin hanmesi oldu. Haydin evlatlarım, gidelim ikizleri görelim hem de Mihriye'yi tebrik edelim. İntiha Son 12 Şubat 1311 Merhum Cevdet Paşa'nın küçük kerimesi Kızı Emine Semiye Arkası yarın Bir kez ve hissi rekabet